Genelde bozo konusunu işleyeceğim. Notlarıma bakacağım, ben de bilgisayarda biraz bir tablo var. Onları da göstermek adına hemen şuraya geçeyim. Yunan devletleri nedir? Efendim, nasıl ortaya çıkmıştır? Uzun uzadıya söylemeyeceğim. Sadece şuradan bir sayfa belirtiniz var. Onu okuyarak. Evet. Yunan teşkilatı 2. Mahmut döneminde kurulmuş bir teşkilat. Bu teşkilat memleketin ve milletin asayiş ve ahlakının bilinmesi için kurulmuş. Bu teşkilat dönemin Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Rumeli ve Anadolu'daki Sancak, Gülayet, Kazdağ, Sancak, Farklı, Pendele'ye kadar yayılmış. Teşkilatın bulunduğu yerlerdeki gelişme ve değişmeleri, meydana gelecek olayları kaydetmek üzere Cumhur katipleri tayin edilmiş. Bu beldeler yani yerleşim yerleri 600 kadar, 800 kadar da bu beldelere yerleşim yerlerine katip tayin edilmiş. Bu katipler bulundukları yerlere gelip giderleri, ne amaçla gelip gittiklerini, buralarda meydana gelen her türlü iklim olaylarıyla ekonomik ve sosyal olayları, vaki olan doğum ve ölümleri, olağanüstü hadiseleri, resmi kurumlarda meydana gelen gelişme ve kayıtları, mahkemelerde cereyan eden her türlü hukuki işlemlerin özetlerini defterlerine kaydetmişler. Kayıt altına alınan bu bilgiler haftalık 15 günlük veya aylık periyodlarla sancak merkezinde toplanıyor. Belgelerde ve kazalarda 15 günlük bir haftalık olarak gönderiliyor. Kazanın sancak merkezinde yakınlığına veya uzaklığına göre değişiyor. Her ayda sancak merkezinde İstanbul'a gönderilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda bozukluğun merkezi olan Yozgat'a ve 9 ve diğer kazalar bulunmak üzere toplam Bozok sancağına 10 tane Cuman katibi görevlendirilmiş. Bu katipler de kendi bölgelerindeki olayları, değişmeleri, gelişmeleri defterlerine kaydetmişler. Bunların gönderdiği, merkeze gönderdiği Cuman defterlerinden bazı bilgiler yapmış. Bütün diğer merkezlerde gelen önemli görülen bilgilerin kaydedildiği Anadolu Jurnal Defteri 1 ve 2 ve Rumeli Jurnal Defteri diye isimlendirilen defterlere kaydetmişler. Kısaca bunu söyleyelim. Diğer şeylerimi geçiyorum. Efendim, Jurnal Defterlerinin, Jurnal Teşkilatı ile ilgili daha fazla bilgi var. Ayrıca ben bu konuyu Jurnal Teşkilatı'nın kitap olarak çalıştık, doçentlikleri olarak takdim etmiştim. Orada daha geniş bilgiler var. Onun için orayı geçiyorum. Yozgat ya da Bozok Sancağı'ndaki jurnal takipleri ve tutuklar defterlerden günümüze gelebilen bilgilerden söz edeceğiz. Buradan baktığımızda sancak merkezi olarak ile birlikte toplam 10 kazası bulunuyordu. Bunların isimleri birçok tebliğlerin söz konusu oldu. Bugünkü isimlerden farklı idi. Bu sebeple şöylece bir tablo vardı, hem o zamanki isimlerini hem de buralara tayin edilen Yunan katiplerini burayı görüyorsunuz, ayrıca macun da görüyorsunuz. Efendim, Yozgat kazasının Yunan katibi Mirahozade Ubekir, divani ünvanında hocalık yapmış birisidir. Yani Hacegan divan ünvanındandır. Efendim, başlangıçta 250 kuruş maaşla görevlendirilmiş iken bu katibin maaşı daha sonra 500 kuruşa çıkarılmış. Bunu söyleyebiliriz. Diğerlerinde de görüyoruz. Bir kısmı 30 kuruş, bir kısmı 50 kuruş maaş alıyor. Bu rakamlar o belgenin büyüklüğüne veya iş yükünün çokluğuna göre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu katipler kimler diye soracak olursak yerel nüfus
kayıtlarından daha çok olduğunu görüyoruz ki bunlardan 3 tanesinin Mukayyip Osman, efendim, Mukayyip Ali ve Mukayyip Elitin isimli görevlerin nüfus mukayyit olarak görev aldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu jurnal katiplerinin kaydettikleri bilgiler neler? Bunlara baktığımızda sancağın merkezi olan Yozgat'daki jurnal katibi burası önemli bir kaza olduğu için devlet işlerinde tecrübesi olan birisi tayin edilmiş. Bu kişinin lakabından babasının Mirabur olduğunu, yani sarayda önemli bir görevi olduğunu görüyoruz. Yine ikinci büyük ya da daha fazla maaşı alan Akda Madeni ve birlikte Karahisar-ı Behramşah kazası katibi Velikli'nin de efendim, toplam 100 kuruş maaş aldığını, bunun 70 kuruşunu Akda Madeni'nden, 30 kuruşunu da Karahisar-ı Behramşah'tan aldığını görüyoruz ki Akda Madeni'nin de bu sırada oradaki bir madenden dolayı işlerinin oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Yine yukarıda kaza olarak söylediğimiz derdimiz yerleşim yerlerinden birçoğu günümüze geldiğimizde isimleri ya unutulmuş ya da değişmiş veya bir köy olarak bulunmakta. Bunlara baktığımızda Kızılkoca 1928'de Yozgat'ın mahallelerinden birisi ve bugün Şefaat'e bağlı bir köy olarak bulunmakta. Akdam Madeni Karacahisar ve Behramşah'a bir tezgit edilmiş ki burası 1928'lerde Kara Mağara Mahallesi olarak bulunmaktadır. Boğazlayan kazası 1928 yılında 72 köyü ve 5 mahallesi olan bir kaza. Yine Kızılkoca merkez kazasına bağlı 60 köyü olan bir nahiyedir. Bunları içiyoruz. Bu katipler nelerden bahsettiler, neleri defterlerine aldılar? Bunlardan söz edelim. Yalnız şunu tekrar açıklayayım ki bu katiplerin burada tuttukları, yani Yozgat'ta, Bozok Sancağı'nda tuttukları ve hep bütün bilgileri ihtiva eden defterlerin hem birisine arşivde ulaşamadı. Değişik zamanlarda yapılan tasdiklerde ilerleyen zamanlarda muhtemelen çıkacaktı. Ama bu bilgiler biraz önce de söyleyeceğim gibi Anadolu Jurnal Defteri 1, Anadolu Jurnal Defteri 2 ismiyle yer alan defterde geçmektedir. Orada iki bilgilerdir. Yani kısaca bunu söyleyelim. İlk bir de şunu söyleyelim. Bu Anadolu Jurnal Defteri'nde 24 defa değişik yerlerden gelen bilgilerin özetlendiğini görüyoruz. Bu 24 özetlemeden 5 tanesinde Bozok Sancağı'nda gelen bilgiler yer vermiş. Bunun ilk özetinde şunları görüyoruz. Birincisi Velif tapularıyla alakalı. Bilimle ilgili yeni çevrik ortadan kaldırılmış Osmanlı Devleti'nin yeni bir askeri orduya ihtiyacı var, teşkilata ihtiyacı var. Bunun için bir ordusu var ama bunun yanında bir de Dedip Askeri Teşkilatı kurulması, ihtiyacı olmak üzere. İşte bu teşkilatın Bozok Sancağı'nda da kurulmuş bir taburu bulunuyordu. Bu taburda yer alan askerlerin isimlerinin yer aldığı defter Bozok'tan dershanede gönderilmiş. Sonra padişahın burası bu deftere işlenmiş. Efendim, gerekli ifadeler yazılmış. Sonra tekrar onaylandığını belirtmek üzere bu işaretler yer aldıktan sonra tekrar Yozgat'a gönderilmiş. Bu defter 1251 senesinde Yulahir ayının 8. günü Yozgat kasabasına 1 saat mesafesinde uzaklıkta bulunan bir mahalle. Efendim, Yozgat Sancağı teselliğinin kadısı, müftüsü ve ileri gelenleri bu defteri karşılamışlar. Gereken efendim ihtiram göstermişler. Ve yapılan merasimde akabinde hemşiler de göndermiş askerlere. Bunlar giydirilip silahlar dağıtılmış ve ahalinin memnuniyetini belirtmek üzere birkaç top atışı yapılmış. İkinci bilgi, Sorgun kazasına bağlı Alıkoy Kirler Köyü'nde namaz kılacak bir cami olmadığından buraya bir cami yapılmasıyla ilgilidir. Bir başka bilgi, yine Selman'ın kazasında 15 dakika ve
Ahtal Madeni'nde ise 2 dakika süreyle deprem meydana gelmişti. Onunla ilgilidir. Bir başka bilgi de Boğazlı'nda oturan ve Ermeni olan Maryam isimli kadın intihar ederek Fatma ismini almıştır. Babası Hamut Hacı, diğer akrabalarının muhtemel tepkilerden korunması için bu kadın kaza ayağının evinde misafir olarak tutulmuştur. Yine bir başka özetlemede ise Yozgat ve Havalisi'ndeki zirai ürünlerle alakalı bir bilgi görüyoruz. Bir diğer bilgi de Rışman Aşiretine mensup. Okçuyan cemaati mensuplarının Selmanlı kazasının Sevgili Köyü'ndeki yerleşik ahalinin tekili tarlalarına mal ve canlarına yaptıkları taarruzlarla ilgili. Diğer kayıt ise Selmanlı kazası Sekili Köyü'nde yine çadırlarda kurmuş olan Rışman Aşiretine bağlı Okçuyan cemaati Ali Geçen Köyü tarlaları içerisinde hayvanlarını salıp ekinlerini ve mahsullerini telef etmişler. Bu durum Rujunlar defterinde yer almış. Biraz içeyim, vakitler alıyor. Bir başka önemli husus, bir Rusyalı tüccar ticaret amacıyla Kayseri'ye gitmek üzere Yozgat'a gelmiş. Buradan geçerken Kızılkoca kazasına bağlı Batman köyünde gecelediği esnada 50 bin kuruşuyla bir saat bir tabancasının çalındığını ihbar etmiş. Yapılan araştırmalar ihbarın doğruluğunun anlaşılamadığı, buna rağmen Ankara Mışık'ın Paşa tarafından gerekli memurlar gönderilerek gerekli yerlerin araştırmakta olduğu kaydedilmiştir. Bundan şunu anlayabiliriz. Rus tüccarlar Osmanlı Devleti'nin bu dönemde Anadolu'da rahatlıkla dolaşıp ticari faaliyetlerde bulunabilmektedir. İkincisi, ticaret için Osmanlı ülkesini gezen bir Rus tüccar yüklü miktarda parasının, silahının ve saatinin çalındığını iddia ederek devletten bunun tazmin edilmesini istemiştir. Acaba bu durum o zaman Osmanlı Devleti ile Rusya arasında ticaret anlaşmaları ne şekildeydi? Efendim, bir Rus tüccar bu şekilde soygunda ya da hırsızlığa maruz kaldığında devlet o tüccarın kaybolan malı ve parasını tazmin ediyor muydu, etmesi gerekiyor muydu? Bunlar akla geliyor. Yine bir yabancı ticaret için Osmanlı ülkesine geldiğinde yanındaki parasını beyan etmek durumunda mıydı? Çünkü 50 bin kuruş iddia ediyor. Gerçek biri değil miydi? Bu indiği bir şey ya da sübjektif bir şey olabilir. Buraya kadar ki bilgilerden Bozalı Sancağı'nda görev yapan jurnal katiplerince kaleme alınıp İstanbul'a gönderilen jurnal defterlerinde Seras tepkideki jurnal nazırlığı katiplerince cezetlemeye değer görülen bilgiler. Bundan sonra da kısaca şunlar söyleyeceğim. Katiplerin değişmeleri, efendim, veraklarını yenilemeleri, çünkü ya tak değişikliği dolayısıyla veya görevden alma, görev bırakma sebepleriyle görev liderin değiştiği zaman ne yapmaları gerekiyor? Veraklar da değiştirilmesi gerekiyor. Bununla alakalıdır. Kısaca bunu söylüyoruz. Efendim sonuç olarak şunu ifade et. Ben konuşmamı bitiriyorum. 1835 tarihinde kurulan jurnal teşkilatı çerçevesinde Bozdağ Sancağı ve kurallarından 10 tane jurnal katibi görevlendirilmiştir. Bu kazalar sancağın merkezi olan Yozgat'la birlikte Akdağ Madeni'ni boğazlayan Budaközü, Emrah, Gökçubuk, Kızılkoca, Selmanlı, Sorgun ve Süleyman'dır. İki katipler bulundukları yerlerle ilgili bilgileri jurnal defterlerine kaydetmişler ve zaman zaman da merkeze göndermişlerdir. Onların gönderdiği bu defterlerden değerlenen bilgiler Anadolu Jurnal Defteri 1'de yer almış. Bu bilgiler dedik askeri teşkilatı çerçevesinde Bozok Sancağı'na teşekkür ettiler. Taburlarla ilgili bilgiler. Bazı yerler cami yapılması, Selmanlı ve Akdağ'ın mahallenin kazalarında meydana gelen deprem, ihtida, yani zirai günlerde meydana gelen hastalık, onu da antik parçalarında belirteyim. Bir yılda bu 35-36'lı yıllarda yüzde çok iyi ürün beklenirken bir kızıl tüfeğinden bir hastalık vaki oluyor ve 100 kilo gelmesi gereken bir tarladaki ürün 15 kilo geliyor. Bu da %85'lik bir ürün kaybını
ifadeler, bilgiler bu defterlerde yer almış. Kısaca bu diyebiliriz. Efendim ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci olarak Karat Üniversitesi'nden Tahir Bilge kardeşimiz İmar Meclisi raporlarında Yozgat isimli temiz hocamlardır. Başarıların sürekli olması için de mülki, idari, hukuki anlamda
diye reformların yapılmasının gerektiğinden bahsediyor. Bunun üzerine 13 Şubat 1845 yılında Meclis-i Bala Meclis-i Umumi toplantılarında bir yol haritası çiziliyor. Bu yol haritasında 1845 yılında Büyük Hocabaşları'nın dershanede çağrılması, iman meclislerinin oluşturulması oluyor. Burada bir adım atılıyor, iman meclisleri oluşturuluyor. Yalnız burada sadece iman meclislerinin görevleri, işte çerçevesi çiziliyor. 24 Şubat'ta yapılan toplantı, Meclis-i Umumi toplantısında, Meclis-i Umumi'de yapılan toplantıda iman meclisleri teşkil ediliyor. Yani, kimler seçildi, kimlerden oluşacak, bunlar belirleniyor. Şöyle ben, bu programda ben yeni kullanıyorum. 10 tane iman meclisi oluşturuyor. 5 Anadolu'da 5 Umumi'de olmak üzere. Anadolu'da işte Konya İmam Meclisi, İkinci Südamen Güler Bolgüler İmam Meclisi, Sivas ve Ankara bizim komutu olan Sivas ve Ankara İmam Meclisi, Diyarbakır ve Madem İmam Meclisi, Erzurum İmam Meclisi, Rumeli'de Bilinmiş İmam Meclisi, Üsküp Manastır İmam Meclisi, Selanik Tırvalar İmam Meclisi, Çirmen ve Silistre İmam Meclisi, son olarak da Evliye-i Selase, yani diğer adıyla Yahya İmam Meclisi. Evliye-i Selase, Yahya Evliye-i Selase, yok, Selanik, yan yana, yan yana hocam, şeyde belgeler değil, yan yana seçiyor. Yani iman meclisi kurulurken bu şekilde kuruluyor ama daha sonraki yazışmalarda yan yana diye geçiyor. Ama kuruluş aşamasında bu. Sizde Tarsar daha fazla mı var Evliye-i Selase? Tarsar da hep olarak kuruluyor daha ziyade. Ama isim olarak Evliye-i Selase İman Meclisi. Ondan sonra yol haritası belirlendikten sonra Küçük ve Kocabaşları'nın İstanbul'da dershanede çağrılması var. Bunlar Nisan ayında olacak şekilde, en geç Nisan ayında olacak şekilde İstanbul'a çağrılıyor. Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli eyaletlerinde ikişer Küçük, ikişer Kocabaşı olmak üzere 4 kişinin İstanbul'a çağrılması söz konusu oluyor. Bunlar Beyler'de İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a hepsi geldikten sonra Meclis-i Umumi ve Meclis-i Vala'da çeşitli toplantılar yapılıyor. Bu toplantıya Gücük ve Kocabaşları dahilalar sunarlar. Yani memleketliyle ilgili problemleri Meclis-i Umumi'de gündeme getiriyorlar. Buradaki Meclis-i Umumi'deki dahilalardan da imam meclislerinin şeyleri, konuları biraz daha genişletiyor. Takip edecekleri konular, araştırma alanları biraz daha genişletiyor. Lozat'la ilgili bir şey yok. Çok teşkilat geniş bir şeydir. Yok, Lozat'a geldi zaten. Görev süreleri var. Bir yıl var. Kuruluyor, bir yıl sonrasında da görevleri bitiyor. Çeşitli görevleri var, gizli görevleri. Şimdi Ankara Sivas İmam Meclisi. Reis-i Mihir İmran Tosun Paşa, üye Stad-ı Amire Bayilerinden İlim Defteri Esbak Süleyman Ağa, yine üye Antep Kapısı Sağlık Kursu Hüseyin Üstüne. Şimdi İmam Meclisi üyelerini çekirken de en yüksek kişiler reis olarak kabul ediliyor, diğerler üye. Bunlar da artıcı sayıda derecede maaş bağlanıyor. Herhangi bir şekilde halka yük olmaması için. İmam meclisleri Haziran ayı gibi, Mayıs'ın sonu gibi Haziran ayı gibi Anadolu'da görev yerlerine dağılıyorlar. Biz Ankara ve Sivas İmam Meclisi de tahmin olarak Haziran ayının başlarında Ankara'ya geliyor. Buradaki incelemelerde bulunduktan sonra Aralık ayı gibi civarında Kayseri üzerinden Yozgat'a geliyor. Ve bir ay Yozgat'ta kaldıktan sonra buranın görevleri, bu tahkikatlarını yerine geçiyorlar. Şimdi İmam Meclisi'nin görevlerinden bahsetmek gerekecek. Birincisi nüfusla ilgili görevleri. Gittikleri bölgelerin nüfuslarının çeşitleri, işte ne kadar bir aya var, ne kadar bir Müslüman nüfus var. Bunların içerisinde tüccar sınıfı, ondan sonra esnaf sınıfı, ticaret sınıfı, ziraatçı sınıfı, bunlar ne kadar da hepsinin tespit edilmesi gerekiyor. Burada tek tek ben tespit ettim. Yani raporlar bir şeyin tablolara ne getirdim. Şurada daha net bir küçük kulak gözünün mezarı var. Başkanım tek tek bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Yine hocam, tamamen zamanımızı iyi kullanalım. Şimdi burada dikkat çekilmesi gereken şurada bir tablo var. Ben
anda bir tablo. Şöyle götürsek. Müslüm nüfusun 1845 raporlara göre 47 bin olduğu gözüküyor. Genel nüfusun nüfus içerisinde 38 bin Müslüm nüfusu, Müslüman nüfusu, 95 bin gayrimüslim nüfus. Yani bunun %20'si nüfusun gayrimüslimler oluşturmakta. Yine %20'si ziraatçılık sınıfı oluşturuyor. Esnaf sınıfı %4 çok düşük bir oranda. %3 oranında İmniye sınıfı. Yani diğer bölgelere göre benim dikkatimi çeken bir şey İmniye sınıfının yüksek olması. %3 oran diğer bölgelere göre bayağı yüksek bir oran. Diğer sınıf dediğimiz kısım var. Bunların içerisinde ayak tüccarı değişik şeyler var. Bunlar en çok kısmı oluşturan %49'u oluşturuyor. Bunların içerisinde kimler var? Grab denilen çift ticaret, çobanlar, ayak tüccarları gibi unsurlar var. 9500 değil, değil mi gayrimüslim? Hocam burada evet 9500 gayrimüslim nüfus var. 95000 dedi mi? Enver Ziya Karaman yok 9500. Ha, tamam. 1832'deki o nüfus verilerine göre bir nüfus oranında bir düşüş var. Oradaki nüfus miktarı 60.000 iken burada toplamda 47.000 nüfus var. Yani burada bir 13.000, bir 15 yıl içerisinde bir azalma söz konusu var. Bunun sebeplerinin yani bir tanesi de evlilikle ilgili bir konu. Evliliklerdeki azalmaya bağlı olarak nüfusun azalma söz konusu o dönemde. Bunu da şurada görebilirsiniz. Düğün masrafları. Yani imam meclislerinin görevlerinden biri de gittikleri bölgelerdeki evliliğe yönelik sıkıntıların giderilmesi. Çünkü o dönemin en büyük sıkıntılarından evlilik masraflarının adet ve kürba denilen gelenek görenek haline gelmiş evlilik masraflarının düğünlerin engel olması. İnsanların evlenemeyip nüfuslarının çoğalmaması. Bunlar 1500 neyse. Şimdi daha öncesi kısa sonra raporlarda yok. Bazı raporlarda, diğer bölgelerin raporlarında 45 öncesi ve 45 sonrası 45 var. Kıyaslama açısından önemli ama burada dikkati çeken Yozgat 8.000 kuruş. Birinci 4 sınıf tertip ediliyor. Sorgun ve Boğazlayan'da 3 sınıf var. Diğer kazalarda 4 sınıf var. En dikkat çeken şey Yozgat'ta 8.000, 5.000 ve 1.500. Bu da Yozgat'ın maddi durumu, ekonomik durumunu göstermesi açısından önemli. Yani 8.000. Diğerleri 1.000'ken arada bir uçurum söz konusu. Şimdi kazaların zirai durumları. İmam meclisleri gittikleri bölgelerde yetiştirilen ürünler nelerdir, ne çeşit ürünlerdir, arazilerin durumları, nüfusa yetiyor mu, yetmiyor mu, sonra ürünlerin revaçlısı nedir, hangisidir, bunların hasat zamanı, işte bu yetiştirilen ürünlerin nakliye durumları, pazar yerleri, bir çeşit konularda araştırmışlardır. Genelde tarımsal üretim, buğday, arpa zaten revaçlısı en çok tercih edilen ürün buğday gözüküyor. Hasat zamanı hepsinde ortak aynı. Ağustos ayı. Diğer kazalarda da kazaların esnaf, tüccar ve pazar yeri biraz önce bahsetmiştim. İskele ve nakliye durumları. Yani Orta Anadolu'da bir şehir olduğu için pazar yeri, yakın çevre pazar yerleri genelde Kayseri, Sivas civarı. İskelenin yakın Boğazlayan'da Samsun olarak da ifade edilmiş diğer yerler iskele ve pazar yerleri belirtilmemiş. Nakliye araçlar olarak da at, işte deve bir yerde, Boğazlayan'da deve var. Mesela Gelikçik'te araba var. Yozgat özellikle dikkat çekiyor. Yine esnaf çeşitliliği açısından berber, terzi, nalban, attar, tütüncü, sarraç, bakkal, çeşitli esnaflardan oluşan 1309 kişinin olduğu söz konusu. 83 tane tüccar. Mesela diğer kazalarda tüccar yokken yani ayak takımı diyelim bir gezici tüccar kısmı var. Yani 20-30 kişi var ama Yozgat'ta direkt tüccar olarak 83 kişi var. Kazalardan talep edilen borçların durumu. Bunlar daha öncesinden Küçük ve Kocabaşlar tarafından dahiyalarda teklif edilmiş ve bunlar imam meclisinin görevleri dahiline alınmış şeyler. Bunlar da tahkik ediyorlar.
Burada kazalara baktığımız zaman genel olarak salgın hastalık nedeniyle ölen hayvanların yerine yenilerini alınabilmesi için borç talep ediyor. Borç para talep ediyor. Genelde bütün kazalarda bu söz konusu. Yalnız ya işte bunların ödeme şekilleri belirleniyor. 46 ile 49 yıl arasında genelde 3 yıla belirliyor. Kefil olarak da kazan meşitleri gösteriliyor. Burada en dikkati çeken durum yine Yozgat. Bakın derken bütün kazalarda aynı durum söz konusu iken Yozgat'ta ihtiyaçları olmadığından boş para talebi yoktur diye bir ifade var. Bunu da şuna bağlamak mümkün. Yozgat daha çok esnaf tüccarın ağırlıklı olduğu bir yer. Diğerler gibi tarıma dayalı bir nüfusa sahip olmaması, işte salgın hastalıklardan ölen hayvanların olmaması ben buna bağlıyorum. Bu yüzden herhalde borç para talep etmemişler diye bir sorun çıkardım buradan. Yine imar durumu ile ilgili kazaların şeyleri var. Gittikleri yerlerdeki yol, köprü, çeşmelerin durumları ile ilgili. Yani çeşmelerin ya da köprülerin vakıfları var mı? Vakıf varsa işte ne kadar destek sağlıyor? Yoksa masrafları ne kadar? Nehirler var mıdır? Çeşme şeyler, ırmaklar tesis edilmesi gereken, düzleştirilmesi gereken. Bunları araştırıyorlar. Burada sorduğunda Gölgün Köyü Camisi'nin minaresi yıkılıyor. Bununla ilgili 1000 kuruşluk bir maliyeti var. Bunu talep ediyorlar. Salmanlı Köyü'nde kanat menekçilerindeki su kanallarının bozulması da oluşan maddi hasarın 6000 kuruş oldu. Gündük Köyü'nde yine su kanalı aynı şekilde. Süleyman'ın Saçlı Köyü'nde su kanalları. Enlak'ta köprü tamiri var. Gedikçik'te su kanalı. Gedikçik'te cami minaresi var. Su kanalı ile Yozgat'ta da çeşitli mahallelerde, işte Medrese Mahallesi'nde, Çağrı Mahallesi'nde, Osmanpaşa Tekkesi Köyü'nde çeşme tamirleri var. Toplam maliyeti 46.550 kuruş. Yozgat ve kazalarında mektep durumları, imam meclisinin gittikleri yerlerdeki mektep durumları ile ilgili araştırmalar, hakikatler yapıyorlar. Okulların durumu, yani vakıfsız mı, öğrencilerin durumu, muallimlerin durumu, muallim var mı, varsa ücreti var mı, maaşı, belli bir düzenli maaşı var mı, bunları araştırıyorlar. Burada şurada bir şey var. Son 3 dakika. Buraya yazmıyorum ama şu an toplam okul sayılarını falan vermiştim ben. Tebrik ederim. Bunlar var. Sonuç olarak bunları söyleyebilirim. Yani bu çalışmada sosyoekonomik açıdan birçok veri içeren, daha öncesinde kullanılmamış imar meclisi raporlarını taşıdı. Kaynak değerinin önemini ortaya koymak. İmar meclisi mevzularının hazırladığı raporlar, Yozgat'ın tarafından ticaret, eğitimden sağlığa birçok alanda zengin bir içeriği sunmakta. Bu içerik içerisinde kazaların tüm soranları, iş gücü dağılımı, arazilerin tüsa göre durumları, yetiştirilen ürünler ve hayvanlar, ürünlerin masraf zamanları, esnaf ve tüccar çeşitliliği, bölgede bulunan pazar yerleri, en önemli sitelere, İstenilen borçların çeşitli ve geri ödeme olanakları, kazaların altyapı gereksinimleri neler oldu, detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bunların yanında evlilik durumları, okulların ve öğretmenlerin durumları, tabi olup olmadığı, madenlerin varlığı, raporların detaylarını oluşturmuştur. İmar meclisi memurları tüm bunları yaparken aynı zamanda belki en önemli görevlerinden birisi temelde tarihinde arka planda da olsa görev yapmakta. İmar meclisi memurları tahminle direkt olarak görev almayı tarihinin doğru bir şekilde hızlı yapılmasını sağlamakla görevlendirmişlerdir. Yozgat ve kazalardan temettüat tarzında yazışmalar yansımakla görev almışlardır. Oluşturulan temettüat defterleri bir yerleşim biriminin nüfus üretim işletme gelir ve vergi gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanları ile ilgili rakamsal bilgiler veren kaynaklardır. Ancak bu defterlerin hazırlanma şekli hala tartışılan bir durumdur. İmar meclisi memurları raporlarına yansıyan bölge halkının en büyük sıkıntısının saldırması hayvan hastalıkları olduğunu görmekte raporlara göre salgın hastalıklara bağlı olarak da birçok hayvanla telef olmuş, ölen hayvanların yani devletten hayvan testinde bulunması meclis raporlarını talep etmiştir. Bölge halkının salgın hayvan hastalıklarının yanında bir de en önemli sıkıntılanan birisi Reşvan ve Afşar
nüfusu güdenli, vadili gibi işte karar göçer aşiretlerin mallarına, ürünlere zarar vermesin. Yani en önemlisi at gibi değerli hayvanların çalmasın. Bu o kadar önemli bir şey. Konuya gelmiş ki insanlar at yetiştiriciliğinden artık tamamen kurtulmak istemek noktasına gelmiş. Bu kadar bir sıkıntı olmuş. Ona göçer aşiretlerin bu hayvanların çalmaları sebebiyle bölge aldı. İşte at yetiştiriciliğinden bölge noktasına kadar gelmişti. Sağlığınız için teşekkür ederim. Şimdi Ankara Üniversitesi İlk Tarih Coğrafya Fakültesi'nde araştırma görevlisi Mahmut Ceyhan kardeşimizle Yozgat Şehir Sicimleri'nin kaynak değeri ve diplomatik özellikleri hakkında bir değerlendirme de sunacak. Evet, buyurun. Sayın Başkan, değerli kıymetli hocalar, şimdi bizim çalışmamız aslında bir kaynak üretilmiş olan bir bilgiyi aktarmak değil. 2000'dir gelerek üretilen bir bilginin aktarımı şeklinde bilgiler var, aktarımlar var. Bizimkisi biraz da ileriye dönük yapılan bir çalışmalara bir nevi kataloglama veya işte diplomatik analizler ve kaynakların tanıtımı şeklinde bir çalışma olacak. Dolayısıyla da aslında kolaylaştırmasını ümit ettiğimiz bir çalışma. Diplomatika çalışmaları Osmanlı belgelerindeki diplomatika çalışmaları maalesef az sayıda yapılıyor. Dolayısıyla da kaynağın değerlendirilmesi, tahlil edilmesi ve bunun bilgiye dönüştürülmesi noktasında yeterli miktarda çalışmalar yapılamıyor. Yapılmıyor. Çok belli birkaç çalışma var Türkiye'de. Başta mübarek Canlıoğlu'nun yayınlığı üzere. Ama tabii bu daha genel bir çalışma. Daha altta defter diplomatiği, defterlerin mahiyeti, manası ve buradan üretilecek bilgilerin ne olabileceğini de bu çalışmalar yok. Hasbelkader bu çalışmada şeriat sicillerinin Yozgat örneği üzerinden aslında genel olarak Osmanlı Devleti'nin, yani Osmanlı tarihi boyunca tutulmuş olan şeriat sicillerinin ne tür bir belge ve bilgi içerebileceğine dair bir çalışma hükmündedir. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde işte Osmanlı'nın bütün tarih boyunca tutulan en erken tarihi şeriat sicillerinden en son tarihi şeriat sicillerine kadar aslında burada biraz onu da vurgulayacağız. Bir farklılık arz etmektedir. Şeriat sicilleri şehir tarihçiliği özellikle taşra ile merkez arasındaki iletişim noktasında çok ciddi olarak da başvurulan kaynaklardandır. Bunlarda her türlü bilgiyi bulmak mümkündür. Ve genel olarak Türkiye'de şeriat sicili deyince kadıların yetkileri bağlamında idari, adli, hukuki, askeri birçok bilgi bulunabilir düşüncesi var. Evet doğrudur. Ancak bu şeriat sicillerinin bütün her yüzyıl için geçerli bir tanım değildir. Ben buna katılmıyorum. Açıkçası bu uzunca yıl yapmış olduğum çalışmalarda bir ürün olarak da şimdi burada da göstereceğim. Çünkü Osmanlı Devleti'nde Tanzimat her açıdan bir kırılma noktasıdır. Aslında II. Mahmut döneminde başlayan ve daha sonra Tanzimat'la da iyice nizama, bir hukuka oturtulan o değişim ve dönüşüm tüm kurumsal yapıya sirayet etmiştir. Bu bağlamda Osmanlı adli yapısı, hukuki yapısı da değişime ve dönüşüme tabi tutulmuştur. Ve bunun neticesinde aslında şeriat sicili dediğimiz ki bu dönemden sonra da tutuluyor o defterler, tarzımat döneminden sonra içerik ve muhteva açısından değişime ve dönüşüme maruz kalmıştır. Ve bu aynı zamanda bu şeriat sicillerinden üretebileceğimiz bilginin de artık o noktada değişimi de göz önüne alarak da yaklaşmamız gerektiğini göstermektedir. Çünkü tarzımat döneminden sonraki tutulan şeriat sicilleri aslına bakarsanız orada tek tip bir klasik dönem şeriat sicilleri yoktur. Ben bunları ikiye ayırıyorum. Nizamiye Mahkemesi kayıtları ve Şeriye Mahkemesi kayıtları. Şeriye Mahkemesi kayıtları aslında şeriat sicili dediğimiz ve Osmanlı'nın en klasik döneminden itibaren tutulan ve mevcut olan mahkemesinin kayıtlarıdır. Bunu Yozgat örneğinde değişimi ve dönüşümü göstererek de aslında tarzımattan sonraki şeriat sicillerinde ne tür bilgi bulabiliriz onu vermeye çalışacağım. Şimdi burada
Yozgat'ın yapmış olduğu 34 tane defteri var. 34 tane defter şu an mevcut olan 1880 tarihli başlıyor aslında. Milad olarak genelde 1880'den sonraki dönem kapsıyor. Daha önce dönemler yok. Çünkü o da Yozgat'ın idari olarak bağlı olduğu yerle alakalı. Daha eski defterler yok. Onları da orada aramak gerekiyor. Bu 34 defterin hepsinin de böyle bir kataloglama çalışmasına, yani yazı tipinden tutun da üzerindeki bir takım işaretlere varasıya kadar tek tek tespit ettik. Ne tür belgeler, bilgiler vardır? Şimdi ona geçmeden önce ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Osmanlı Devleti'nde şeria mahkemelerinin görev ve yetkileri uzunca yıllar askeri, idari, hukuki, hatta noterlik diyebileceğimiz şeyler içerdiği için kadının yetki ve görevleri. Dolayısıyla belgelerin içinde bu tür bilgileri bulmak mümkün. Yani hüccet dediğimiz veya işte kadın olayları, kadının gördüğü davalar, merkezden gelen belgelerin içinde birçok belge vardır. Zaten merkezden gelen belgelerin kaydedildiği ve kadının da yetkisi içerisinde aldığı kararlardan oluşan iki kısım belge türü vardır klasik şeriat yetkililerinde. Merkezden gelenler genellikle beratlar, ilanlar, ilan diyorum, fermanlar, mektuplar, buyurdu gibi şeylerdir, belgelerdir ve bunlar merkezden gönderilen emirler veyahut da buyruklar vesairelerle ilgili kayıtlardır. Ancak daha sonra bir de kadının tuttuğu defterlerin defterin içerisinde ilan, bütçet gibi belge düzeninde vardır ki bunlar tamamen kadının yetki alanına dair konular içermektedir. Tanzimat döneminde durma noktası olduğunu söyledim ki Yozgat'ın sicillerin hepsi tanzimat döneminin sorun sicillerine ihtiva ettiği için bunları tanzimattan sonraki o kırılmada neler yaşandı ve o yaşanan kırılmalar çerçevesinde kaynakları kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda Osmanlı bütün bürokratik yapısı itibariyle tanzimat döneminde özellikle şekillenmeye başlayınca Osmanlı kadısının yetkileri neyle elinden alındığı farklı kurumlara verildi. Mesela Etbaf Nezareti 1826'da kurulduktan sonra bir takım Etbaf idaresiyle alakalı kayıtları Etbaflara ait defterlerde bulmak mümkün oldu. Yine vakfiye dediğimiz belgeler yine mevcuttur ancak vakıf davaları biraz daha farklı kayıtlar içerisinde tutuyor. Mesela Etbaf Mahkemesi, Mahkeme-i Etbaf diye tanzimattan sonra İktisat Mahkemesi kuruluyor. Yani Zamiye Mahkemesi dediğimiz Batı Türü Mahkemesi'nin yanı sıra Efkaf Mahkemesi, Ticaret Mahkemesi gibi değişik mahkemeler kuruyor. Dolayısıyla bu ne demek? Kadının klasik dönemdeki yetkilerinin aynı zamanda farklı mahkemelerce ve farklı birimlerce paylaşılması demek. Bu da otomatikmen tutulan kayıtlara yansıyacak. Kadının yetkisi daraldığı için alacağı kararlar genellikle yetkisinin daraldığı noktada ancak olabiliyordu. Bu bağlamda şeriat sicilleri, tanzimattan sonra şeriat sicilleri, Nizamiye Mahkemesi ve Şeriat Mahkemesi kayıtları bağlamında düşündüğümüzde Nizamiye Mahkemesi kayıtlarında daha ziyade ticaret, ceza gibi Avrupa'yı üstünde kurulduğu için bunlar ve dereceli mahkemeler aynı zamanda Nizamiye Mahkemeleri daha ziyade ticaret, ceza gibi kanun şeyler bu defterler içerisinde bulunuyor. Ancak klasik dönemden itibaren de mevcut olan işte evlenme, boşanma gibi kayıtlarsa şeriye mahkemesi dediğimiz mahkemeler içerisinde ama biz bugün herkes, bütün herkes bu iki defter türünü de veya iki kayıt türünü de şeriye sicil olarak adlandırır. Halbuki bunlar iki taraf farklı mahkemenin kayıtlarıdır. Bunu ayırmak gerekiyor. Ancak yaptığım çalışma boyunca yani tanzimatın ilk dönemden hatta öncesinden itibaren köklü bir ayrışma da birden olmuyor. Daha aşamalı olarak geçiyor. Çünkü Nizamiye Mahkemesi pilot olarak uygulanmaya başlanılan bölgeler yaygınlaştırıldıktan sonraki sürece kadar ki aşamada bir Nizamiye Mahkemesi ve Şeriat Mahkemesi'nin kayıtları yine aynı defterlerde tutulmaya devam ediyor. Ama 1800'lü yıllarına doğru artık onlar ayrışmaya başlıyor ve ihtisas defteri olarak da adlandırabileceğimiz konu bazı tutulmaya başlanıyor defterler. Mesela enkiha defteri, şeriat sicili defter olarak adettiğimiz defterlerden bazı komple enkiha defteri, yani nikah defteri, tereke defteri, bütçet defteri ve Nizamiye Mahkemesi kayıtları da kendi aralarında ihtisaslaşmaya başlıyor. Zaptı dava defteri, karar defteri gibi adlar almaya başlıyor. Dolayısıyla da aslında tanzimattan sonra hem konu muhteviyat itibariyle mahkemenin yetkilerinin değişmesi
ve diğer taraftan da defterlerdeki ihtisaslaşma dolayısıyla defterlerde karışık bir klasik dönemdeki karışık hükümleri görmek mümkün değil. Konu bazı defterler var. Şimdi burada da göreceğiz. Mesela Şeriye Mahkemesi kaydı diye geçiyor. Ve bunun Şeriye Mahkemesi kaydı içerisinde maruz hüccet ve ilan dışında belge bulamadım. Mesela bir numaralı defter. Halbuki klasik defterler içerisinde ilan var, ferman var, buyruldu var vesaire. Ancak tanzimattan sonra şöyle bir ilginç bir şey oluyor. Bürokratik yapı değişmesiyle beraber tanzimat döneminde itibaren tabi belge formatları da değişiyor. İrade-i seniye vesaire gibi belgeler daha yaygınlaşıyor. Fermanın yerini bir nevi almaya başlıyor. İrade-i seniyeler vesaireler yine hakeza şubka, müzekkine gibi belge türleri çıkmaya başlıyor. Bu belge türlerinin de kaydı aslında Şeriye Mahkemesi kayıtları içerisinde bir örnek olarak kaydediliyor. Ve yozlar zincirlerinde hiçbir şekilde 34 defterin hepsinde de hiçbir şekilde merkezde gelen evrak yok. Mahallinde tutulan kayıtlar 34 defterin 31 tanesi şeriye zinciri defteridir. Geri kalanı 3 tane defter, onlar da Nizamiye Mahkemesi kayıtları. Şimdi onlara bakalım, ben sürümünü açmadan örnekler üzerinden biraz gidelim. Bu klasik formattaki bir şeriye sicili. Aslında tarih itibariyle 1880'ler bir numaralı şeriye sicili. Yozgat şeriye sicilinden aldım ama bu klasik format genellikle belge formatları itibariyle. Yani tek celse. Bunun daha devamı yok. Bir belgede bütün mevzu bitiyor. Görülmüş de bir dava. Çünkü bunlar bir kısmı ilan, bir kısmı hüccet, bir kısmı maruz hükmü şeyinde formatında belgeler her birisi. Bu defterlerde ilginç olan en altında sap var. Bu defterlerin artık sahtekarlık düzenlenmesinin önüne geçmek anlamında modern bürokrasi gittikçe geliştikçe artık Osmanlı'da da bu tür uygulamaları görüyoruz. Sap tabii ki klasik dönemde de mevcut ama şeriat sicili bağlamında yozgat sicillerin hemen hemen hepsinde sap var. Son dönem siciller bunlar. Ama klasik dönem sicillerinde ben sap diye böyle bütün sayfayı saplayan bir şey görmedim. Açıkçası birçok bölgenin sicilleri inceledim ama hiç görmedim. Burada hemen hemen defterlerin hepsinde sak diye yani orijinaldir, aslına mutabıktır gibi adlandırabileceğimiz bir manayı vermiş, kampurda onaylamış. Burada çok silik sol üst köşede, size göre sol üst köşede ve sağ üst köşede mühürler var. Silik çıkmış. Orada Yozgat Şerii Mahkeme-i Şeriyesi ibaresi yazıyor. Bunu da ben başka silik olmayan bir mühürden okuduğum için biliyorum. 31 defterin hemen hemen çoğunda mühür vuruluyor. Her sayfasına. Klasik dönemde yok. Klasik dönemde bütün sayfalar mühürlemek diye bir şey çok çok nadirdir. Ama Yozgat sicillerinin hepsinde de aşağı yukarı bu mühürü vurmuş. Hem Nizamiye Mahkemesi kaydı hem de Şeriye Mahkemesi bu şekilde mühürlemiş ki orijinaldir. Neden? Çünkü Osmanlı'nın son döneminde gerçekten hukuki anlamda 1758'li ceza kanunnamesinde 15. faslında bile sahtekarlığın önüne geçmek, belge sahtekarlığının önüne geçmek için bir takım kanun düzenlemeler yapıyor. Bu da aslında onun uygulaması. Çünkü defterde orijinalini sağlamanın gayreti içerisinde de bu kayıt burada ilginç olan sağ ortada en üstün altındaki şeylerden Ermeni isimlerini görüyoruz. Bu Ermeni alfabesi. Bu bölgede Ermeni çoğunlukla olmakla beraber gruplar da var. İki gündür bizimlerde hocalarımız bu konuyu irdeliyorlar, söylüyorlar. Bu bölgede Ermeni de var, bir şey de var. Bu Ermeni'ye dair, bir Ermeni'ye ait bir herhangi bir ilan ya da hüccet kaydı. Altında da şahitler, bu şuhudilerde Ermenilerin isimleri ve imzaları. Onların bir kısmı isim, bir kısmı imza, imzaları var, mevcut. Bu defterin ilginç bir özelliği var. Bu defterdeki belgelerin birçoğu cezeli. Bu defterdeki belgelerin birçoğu cezeli. Bu şu anlama geliyor. Yani bir mahkeme görülmeye başladıktan sonra o gün karar bitmemiş oluyor. Ve bir ay sonra bugünkü manada mahkeme işleyiş aslında. Çünkü Avrupa'yı üzerinde bir sistem olduğu için maalesef şeriye mahkemeler de bu şekilde işlemeye başlıyor. Yani artık davalar 2 yılda, 1 yılda, 2 yılda bittiğini görüyoruz. Ve bazen görüyorum burada mesela bir belgenin üstüne CS'nin üzerine bunun devamı filanca sayfadadır diye atıfta bulunuyor ki aradaki mesafeye bakıyorsunuz 5 ay geçmiş. Dolayısıyla da artık bugünkü davaların uzun sürmesinin temeli aslında
Nizami mahkemelerinin Osmanlı tesisiyle başlamış. Halbuki şer'i sicillerde tek celsedir ve tek yani tek veriyor, tek celseyle bütün dava bitiyordu. Burada tehlike defterinden bir örnek. Bu defter komple tehlike kayıtlarında oluşuyor. Aslında bir tane değil birkaç tanesi öyle. Komple tehlike. İsmail Cansız hocamız sadece tehlike defterlerine dayanılı olarak takılarla ilgili burada da bildirisi var. Takılar üzerinde çalışmış. Çalıştığı defterlerden birisi bu. Komple tehlike defter. Yani defterlerde ihtisaslaşma ve uzmanlaşma başlıyor. Bu da tehlike defteri örneği. Burada yine celseli dava ve ilginç olan pul ve mühürlerle artık şuhudur halk kısmına uygulanmaya başlıyor. Bu klasik dönemin formatı değil, son döneme ait bir format. Burada ise bakın orada ilginç bir şey tespit ettim, parmak izi uygulanması. Bu kurumsal süreklilik açısından çok önemli. Çünkü Osmanlı Devleti'nden intikal eden bir takım kurumsal veya bürokratik uygulamalar aslında Cumhuriyet'te de devam ediyor. Parmak izi uygulaması şu an kalmadı ama gerçi şeyler de var. İmzaya da geçiliyor ama olur, pasaport vesaireler de var. Şimdi burada birisi parmak imzası basıyor, yanında birisi de bu kişinin parmak işaretidir diye kendisi şahit oluyor. Oraya ben çevirisini yaptım. Parmak izi de şurada çok küçük bir şey. Bakın şurada çok küçük bir şekilde var. Birkaç defterde bu var, hepsinde yok parmak izi uygulaması. Burada bunlar buraya kadarki gösterilerin hepsi şer'i mahkemesi kayıtları. Şer'i hukukun uygulandığı mahkemeler. Artık Avrupa ile hukukun Osmanlı'da 1870'lerde nizami mahkemelerinin tamamen teşekkülüyle beraber bu formatlara doğru evrilme başlıyor. Avrupa anlamda ceza hukuku özellikle uygulanmaya başlıyor. Bu da bir şey. Ancak bu Cumhuriyet döneminin ilk dönemine ait. Bu Asi Yozgat adı altındaki bir defter adı. Üç tane Asi Yozgat diye adlandırılıyor. Bunların üçü de Yozgat Cumhuriyet döneminin defteri. İlginçtir. Üste mahkemeyi Asliye dairesi, esas kayıt defteri diyor. Bugünkü hemen hemen hukuk anlamında kullanılan diğer hukuk mahkemelerde kullanılan defterlerin aynısı. Burada ilginç olan defterin yarısı Osmanlıca, yarısı Latin alfabesi başlıyor. Hak devrimi başlıyor. Hak devrimi başladığında sonra artık normal kayıtlar tutulmaya başlıyor. Bunların içerisinde de şer'i hukuk yok, tamamen Avrupa'yı anlamda tesis edilen hukuk var. Bu Nizamiye Mahkemesi kaydı, Mahkeme-i Asiye kaydı. Burada karar defteri var. Yine bu da Nizamiye Mahkemesi dediğimiz ve Osmanlı'dan intikal edip Cumhuriyet'in ilk dönemindeki ve bugünkü de hukukumuz, adli yapımızın temelinde sitede mahkeme kayıtları. Burada da yine harf devriminden sonra şey var. Görüyorum hocam. 15 dakika. Tamam. Burada bu ise müddi umumilik, bugünkü savcılık kayıtları. Savcıların tabii ki kendilerince iddiaları vesaireleri mahkemeye karşı. Yani aslına bakarsanız gittikçe bugünkü hukuki teşkilatımızın ve kayıt sistemimizde doğru bir evrilme de var. Onu da görebiliyoruz. Bu defterde yine Nizami Mahkemesi olarak adlandırabileceğimiz kaydın devamı ama Cumhuriyet döneminde tutulmuş. Zaten üstünde de mühürlerde de yine zaten şey kaydı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti işte mahkemeyi asliyesine ait veya işte mahkemeyi şeyine ait diye kaydı mühürde yazıyor. Bu buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Kayıtları Yozgat sicilleri değil sadece Osmanlı'daki bütün sicilleri değerlendirirken tanzimattan sonra daha ihtiyatlı davranmamız gerekli. Çünkü hukuki yapı değişiyor. Kurumlar değişiyor, dönüşüyor, yeni yeni kurumlar oluyor ve bir ve ilginç olarak Osmanlı'daki kayıt sisteminin ilk zamanlardan son zamanlara kadar değişerek, dönüşerek, olgunlaşarak gittiğini bilmek gerekiyor. Özellikle ben sicil örneğine bağlamda bunu burada anlattım. Ama her sistemde, kayıt sisteminde böyledir. Mühimmeden işte ahkama veya şikayete doğru işte ihtisaslaşma defterlerde, kayıtlarda ihtisaslaşma başlıyorsa işte sicillerinde böyle ihtisaslaşmalar giderek konu bazlı tutulmaya başlanıyor. Ancak burada bir istisnayı söylemek istiyorum. İstanbul Şer'i sicilleri en erken zamanından itibaren ilan defteri, hüccet defteri gibi adlandırmalarla zaten ayrılmış. Sebeple İstanbul'un nüfusunun çok olması ve bu defterlerin aynı zamanda kütük olarak kendilerine müracaat edilen defterlerden olması. Yani herhangi bir anlaşmazlık çıktığı zaman 50 yıl önceki bir davayı ilgili kadı veya görevli gidip bulabiliyor.
Dolayısıyla da onu kolaylaştırmak için, İstanbul'un nüfusu çok olduğu için bunu kolaylaştırmak namına böyle bir şeye gidiliyor. Yozgat sicillerini incelerken Nizamiye Mahkemesi kaydı, Şehir Mahkemesi kaydı olup olmadığına ve bunların her birinin şurada hangi mahkemeye ait olduğu ve şeylerini çıkardık. İçerisinde ne tür şeyler var, iktisat defteri midir, korumalı defter midir diye kataloğunu çıkardım. İnşallah bildiri yayınlandığında da bundan sonraki çalışmalara katkıda bulunabileceğini ümit ediyorum. Benim sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Yen'in kardeşimize. Soruları daha sonra alalım. Şimdi Aksaray Üniversitesi'nden okutmak Hatice Yüzü Geçer 2 numaralı Yozgat Şehir Yesiline göre Yozgat'ta aile ismini sevgiye sunacaktır. Buyurun. Sayın Başkan ve değerli dinleyenler, konum 2 numaralı Yozgat Şehir Yesiline göre Yozgat'ta aile. Şehir Yesicili 1882-1887 tarihleri arasında yani 5 yıllık süreci içermekte olup Osmanlı Devleti'nde aile hukuku alanında İslam aile hukuku uygulandığı için konuyu İslam aile hukuku çerçevesinde ele almaya çalışacağım. Ailenin teşekkülü evlenme, evlilik bir kadınla bir erkeği beraber yaşamak, çocuk yetiştirmek, aile oluşturmak üzere sözleşme ve ittifak etmesi demektir. Aileyi toplumsal açıdan meşru temeller oturtan bir olgudur. Bu çerçevede namzetlik, İslam hukukunda yeri olmamakla birlikte Orta Anadolu'da bir çeşit evlenme geleneği olarak dikkat çekmektedir. Bir erkeği bizzat ya da ailesi vasıtasıyla bir kızı kendisine eş adayı olarak belirlemesi ya da kızın babasının kız henüz çok küçük yaşlardayken onu bir başkasına bağ etmesidir. Namzetlik için yaş sınırı da görünmemektedir. Zaman zaman doğmamış çocukların bile namzet tayin edilebildikleri görülmektedir. Şehir sicilinde göre Yozgat'ta da böyle bir olay yaşanmıştır. Nohutlu Mahallesi'nden Salih kızı Ümmü Gülsüm'ün yine aynı mahalleden Mehmet Necip'in oğlu Necip'e babası tarafından henüz dünyaya gelmeden kız olur ise oğlun Necip'e derdin verilmek suretiyle namzet tayin edildiği söylenmektedir. Yine Şehriye Sicili'ne göre namzetlik Yozgat'ta nişandan önceki aşama olarak kabul edilmektedir. Şehriye Sicili'ndeki belgede evlenecek olan çiftin önce namzet tayin edildiği, 2 yıl sonra da nişanlarına icra edildiği söylenmektedir. Nişan, bu çerçevede. Nişan genellikle evlilikte ilk adım olarak kabul edilmektedir. Kadınla erkeğin evlenme arzusunu ortaya koyan bir irade beyanıdır. Tabii tarafları nikaha zorlayıcı bir hükmü de bulunmamaktadır. Hukuki değeri olmayıp daha çok ailevi bir sözleşme niteliğindedir. Tabii nişanın tarafları birbirine hediye vermeye zorlayıcı yönü de bulunmamaktadır. Ancak genellikle tarafların aileleri birbirine hediye verdiği görülmektedir. Tabii erkek tarafının kıza mehrini vermesi de yine söz konusu olabilmektedir. Nişan bozulduğunda ya da evlilik söz konusu ölüm söz konusu olduğunda verilen hediyelerin iade mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak mehir verilmişse bunun iade edilmesi zorunludur. Şehir sicilinde daha önce de söylediğim gibi nişanla ilgili belge mevcut olup burada önce çift namzet tayin edilmiştir. 2 yıl sonra da nişanları icra edilmiştir. Ancak nişanda herhangi bir hediye verildiği görülmemektedir. Nikah asli
haline getirmektedir. İslam hukukuna göre oldukça basit bir hukuki işlemdir. Din adamına, duaya, izne, camiye de gerek bulunmamaktadır. Ancak ilk dönemlerden itibaren nikahların olayın dini ve hukuki yönünü bilen din adamları tarafından kıyıldığı bilinmektedir. Yine Osmanlı Devleti'nde de muhtemelen ilk dönemlerden itibaren kadılar tarafından ya da kadılardan alınan izinname ile imamlar tarafından kıyıldığı bilinmektedir. Yozgat'ta da yine Şeriye Sicili'ne göre naip ve imamlar tarafından kıyıldığı görülmekle birlikte ne derece naip ya da imamlar tarafından kıyıldığına gelince bu konuda net bir şey de söylenilememektedir. Nikahlar genellikle vekaleten ya da velayeten kıyılmaktadır. Kız ve erkeğin hazır bulunduğu nikaha rastlanılmamıştır. Yine Yozgat'ta izinname hususuna da nikahlarda dikkat edilmediği anlaşılmaktadır. İzinnamesiyle elinde izinnamesi bulunarak nikah iddiasında bulunan kimseye rastlanılmamıştır. Bu sebeple de nikah konusunun şehirde sıkıntılı olduğu anlaşılmaktadır. Kızlara nikah iddiasıyla 14 davanın açıldığı görülmektedir. Nikahı olmadığı halde nikah davası açanlar da söz konusudur. Yine bu dönemde nikahın intikam aracı olarak kullanıldığına da şahit olunmaktadır. Bir kızın da evlilik teklifini reddetmesi üzerine biz de seni nikahlı değil mani oluruz denilerek tehdit edildiği söylenilmektedir. Yine bir kızın kime nikahı olduğu konusunda kızla babası arasında anlaşmazlık çıktığı da görülmektedir. Evlenme manileri. İslam hukukuna göre kan kısımlı, sıhri kısımlı, süt emmeden doğan kısımlı, bir kadının başkasıyla evli olması, bir erkeğin 4 kadınla evli olması, din farkı, 3 talakla boşanmış olmak evlenme manileri olarak görülmektedir. Şeriat sicilinde de bu evlenme manilerinden süt kısımlığıyla ilgili bir belge mevcut olup, burada evlenecek olan kızın ablası ile erkeğin süt kardeşi olduğu söylenilmektedir. Kızın babası durumu evliliğe mani görürken erkeğin babası görmemektedir. Bunun üzerine kızın babası da fetva istemektedir. Tabii durum İslam hukukuna göre evliliğe engel teşkil etmektedir. Evlenme ehliyeti ve rıza. Hanefi mezhebine göre evlenecek olanların akıl ve buluğ çağına ermiş olanların mutlaka rızasının alınması gerekmektedir. Akıl ve buluğ çağına ermiş olan bir kız kendi rızası ile adına velisi tarafından evlendirilemez. Diğer husus ise bir kızın velisinin izni olmadan nikah akdedip edemeyeceğidir. Tabii Hanefi mezhebinin kurucularından Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre akıl ve buluğ çağına ermiş olan bir kız velisinin izni olmadan nikah akdedebilir. Osmanlı Devleti de yine zorla evlendirmelerin önüne geçmeye çalışmıştır. 1844 tarihinde çıkarılan ferman kız çocuklarının kendi hür iradeleriyle evlendirilmesini, başlık uygulamasının sonlandırılmasını emretmektedir. Ancak bu fermanın Yozgat'ta çok etkili olmadığı görülmektedir. Başlık uygulaması halk arasında devam etmiştir. Yine 1850 tarihinde kızların zorla evlendirilmesine sebep olan kız kaçırmaları önüne geçmek için devlet iki irade çıkararak bu tarz olayların müsebbipleri hakkında şiddetli cezalar öngörmüştür. Ancak bu iradeler de Yozgat'ta etkili olmamıştır.
iki kız kaçırma olayına rastlanmaktadır. Hatta bir kadın tecavüze uğradığını iddia etmektedir. Olayın hukuki yanı bir tarafa bırakılacak olursa bu dönemde evlenecek olanlar, olanlara evlilikte rızaları alınmamaktadır. Evlilikler görücü usulü ile gerçekleşmektedir. Bu konuda Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'la evli olan İsmail Hakkı Bey, hiç yüzün dahi görmediği sultanla evliliklerine kendisinin fikrini sorma lüzumu görmeden Vahdettin Efendi ile babasının karar verdiklerini söylemektedir. Yine Yozgat'a gelen seyyahlardan Fred Barnaby bir Ermeni'nin elinde misafir olmuştur. Ertesi gün ev sahibinin yeğeni nişanlanacaktı. Damat nişanlısının yüzünü hiç görmemişti. Esasen Yozgat'ta o genç hanımı hem de yakın akrabaları dışında gören, bilen kimse yoktu demektedir. Evlenecek olanlar, olanların rızası alınmadığı gibi birbirlerini görmelerine de izin verilmemektedir. Aslında İslam hukukuna göre birbirlerini görmelerine izin verilmesi gerekmektedir. Ancak zaman içerisinde bazı gelenekler din gibi algılandığı için bu uygulamaya çok fazla riayet edilmediği görülmektedir. Yozgat'ta yine şeriat ilmine göre kızların evlilikleri konusunda çok kötü durumda olmadıkları anlaşılmaktadır. Tekke Mahallesi'nden Hasan kızı Fatma'ya, Fatma kızım baban seni dünkü gün Kamil Efendi'ye nikah eyledi. Sen de razı mısın diye sorulduğunda elbette razıyım. Razı olmasam babam nasıl beni verir diye söylenmektedir. Yine Taşköprü Mahallesi'nden Selim kızı Şemsiye düğün olunduğunda anasını babasını gören adama varma, ben bir öksüz kızım, kimi dilersen oraya varam dediği belirtilmektedir. Bu iki örnekte bize kızların kendi nikahları konusunda etkili olduklarını göstermektedir. Yine kendi nikahı konusunda etkili olamayan kızların da babalarını kendilerini öldürmekle tehdit etmek suretiyle nikahtan vazgeçirdikleri de görülmektedir. Evliliğin maliyet hükümleri, İslam dini eşler arasında mali yönden tam bir ayrılık hükmü getirmiştir. Kadın kendi mallarını istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Mallarının idaresini kocasına bırakabileceği gibi bir başkasına da bırakabilmektedir. Kadın mali bakımdan kocasından, babasından ya da erkek kardeşlerinden destek elde etme hakkına sahiptir. Yine evliliğin bütün yükünü erkeklere kaldırdığı da söylenilebilir. Kadının hazırladığı çeyiz bir tarafa bırakılacak olursa. Yine Şeriat Sicili'ndeki belgeden anladığınız kadarıyla Yozgat'ta da evliliğin mali yükünü erkekler kaldırmaktadır. Bir belgede tarafların namzet tayin edildiği, namzet tayin edildikten sonra erkeğin kızın babasına 2000 kuruş başlık parası verdiği, kıza 1000 kuruşluk takı takıldığı, elbise alındığı, daha sonra kıza 1000 kuruş mehri muaccel verildiği, yine 500 kuruş da kıza çeyiz parası verildiği söylenmektedir. Yine düğün içinde yemek hazırlandığından bahsedilmektedir. Bunlar da bize bu örneklerde evliliğin yükünün erkekte olduğunu göstermektedir. Tabii mehir uygulaması var bir de. Mehir kadına verilen değeri sembolize etmek, boşamayı güçleştirmek, dul kalması halinde kadın için mali güvence olmak, hikmet ve gerekçeleriyle erkeğin kadına bir miktar para ya da malı vermesi ya da borçlanması anlamına gelmektedir.
Nikah akdi esnasında mehirden hiç bahsedilmese bile kadın mehri hak kazanmaktadır. Herhangi bir Müslümanla evlenen kadın zımni bile olsa bu hakkı elde etmektedir. Genellikle mehir, mehri muaccel ve müeccel olmak üzere mehir ikiye ayrılmaktadır. Genellikle de mehri muaccel nişan yapıldıktan sonra ya da nikah vakti esnasında kıza verilmektedir. Mehri müeccel ise evlilik, ölüm ya da boşanmayla sonuçlandığında kadına verilmektedir. Yozgat'ta da yine mehir uygulamasına rastlanılmakta olup yine mehir konusunda şunu da söylemek zorundayız. Satılması ya da kullanılması dinlen, hesap olmayan her şey mehir olarak verilebilmektedir. Yozgat'ta da kızlardan birisine 800 kuruşluk 20'lik altını, bir inek, bir müt hınta yani buğday, iki müt şair yani arpa verildiği söylenmektedir. Ancak genellikle mehirin para olarak verildiği görülmektedir. En az mehir miktarı 200 kuruş olup en çok 12 bin akçeydir. Genellikle kadınların muhala yoluyla boşanmalarda mehir müeccellerinden vazgeçtikleri de görülmektedir. Nafaka. İslam hukukuna göre kadının ve ailenin geçim yükümlülüğü erkeğe aittir. Kadın ve çocukların kendilerine ait mal varlıkları olsa bile erkeğe aittir. Erkek uzun süre evden uzakta kalsa, ortadan kaybolsa, iflas bile etse bu yükümlülükten kurtulamamaktadır. Ancak kadın meşru ölçüler içerisinde eşine itaat etmediği takdirde erkeğin üzerinden nafaka yükümlülüğü kalkmaktadır. Aksi takdirde erkeğin nafaka yükümlülüğü devam etmektedir. Hatta boşanmalarda bile 3 ay süreyle erkek kadının bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Ancak muhalar yoluyla boşanmalarda kadınların nafaka haklarından vazgeçtikleri görülmektedir. Yozgat'taki muhala yoluyla boşanmalarda da 3 muhala yoluyla boşanmaya rastlanmıştır. Üçünde de kadınların nafaka haklarından vazgeçtikleri görülmüştür. Ya, son 3 dakikamız. Çok eşlilik. İslam tek eşliliği öngörmekle birlikte kadının hasta olması ya da çocuk sahibi olamaması gibi hallerde erkeğe çok eşlilik hakkını tanımaktadır. Erkek böyle kadar evlenebilmektedir. Osmanlı Devleti'nde de çok eşliliğe rastlanmakla birlikte yaygın olmadığı da görülmektedir. Yine Yozgat'ta da tek eşlilik hakim olmakla birlikte iki ya da üç kez evlenenlere de rastlanmıştır. Ancak ikinci ya da üçüncü evlilikler genellikle eşlerin ölümü halinde gerçekleşmiştir. Ailenin dağılması, boşanma. Boşanma tabii çok hoş görülen bir şey olmamakla birlikte zaruri hallerde de müsaade edilen bir hadisedir. Çeşitli şekillerde gerçekleşmektedir. Talak, erkeğin tek taraflı irade beyanıyla aile birlikteliğine son vermesidir. Erkek bunun için herhangi bir sebep göstermek zorunda değildir. Hakkın kararına da ihtiyaç yoktur. Şartlı talak. Şartlı talakta erkek boşanma için bir şart ileri sürmektedir. Bu şart yerine geldiğinde de evlilik birlikteliği sona ermektedir. Yozgat'ta da böyle bir olay meydana gelmiştir. Erkek eşi kendisine itaat etmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştur. Kadın da hırsızlık yapmadığına dair 3-9'a kadar şahit olsun diye talaka yemin ettiğini ancak hırsızlık yaptığını ortaya çıktığını bu sebeple de kendisinden boş olduğunu ifade etmiştir. Tekizli talak kadının boşanma etkisi, kadının nikah hakkı esnasında bu hakkı elde edebileceği gibi daha sonra kocası da kendisine bu hakkı verebilir. Koca kadına boşanma hakkını vermişse bu kararından geri dönemez. Muhala anlaşmalı boşanma demektir. Muhala kadını aslında zarar uğratan bir boşanma şeklidir. Çünkü kadınlar genellikle mehrin müeccelerinden, iddet nafakalarından ve meymuniyeti sünnalarından vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar.
çarşamlarda kocanın rızası aranmadığı gibi kadın meclis müvekkilinden ve nafakasından da vazgeçmek zorunda değildir. Tiplikle ilgili de üç belge mevcut olup bunlardan birincisinde iç nahiyeye bağlı Cihanpaşa kardeşinden Bekir kızı Melek'in Bayraktar kardeşinden eşi Haliloğlu Emrullah'a muamele şerii icra ve hakkı firaşı eda edemediğinden tıbbi kurulmasını talep ederim diyerek dava açtığı görülmektedir. İkincisinde ise tehlikte denk olmama sebebi karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü davada ise yine kadının kocasının öldüğüne dair ilan alması söz konusudur. Sorduk yani sizde hatta yönetmenizin başlık deyince
röportajlarda da var. Kadın bize kadın derler ve bu para kıza çeyiz olarak tekrar babası bu para yerine bu maaşlık işte Güneydoğu'da daha çok erkek tarafından aldı ve bu para hakan kıza verilmez yani. Hocam aynı belgede kızın babasına başlık parası verildi. Kıza da 500 kuruşluk yine çeyiz parası verildi. Peki mehir ayrıca mı aldın? Mehir ayrıca hocam. Bir kuruşluk da yine bir kuruşluk parası verildi. Sen başlık hem mehir var ya. Yani. Evet hocam bir arada yani aynı belge içerisinde bunlar yer alıyor. Teşekkür ederim. Bitti mi hocam? Murat Bey. Hayır, benim bazı ilerlerden birazcık bir şey var. Şimdi tabii ki bu imar meclisinin konusu herhalde şey ifade edeyim. Şimdi tabii tanzimat sonrasında yani benim de bu 1964 yılında bu iletişimlerle bir konuyor. Doğru bir tane konu yapması. Bu 1840 daha sonra 42 yılında yapılan bu tetişlerle imar meclisinin aynı şey olduğunu ifade ettiniz. Yani Yani hocam, gidelim sonra sen de bir söyleyeceksin. Şimdi burada şu ifade edeyim. Bu imar meclisinin farklılığı var. Dönemden farklı. Şimdi bu tehdit şuraya farklı bir kavram. Neyi tehdit ediyorlar? İlk tehditte mesela Levan kökenli eski Salkışı Hüsnanları yönetiyor. Çünkü halk anlamamıştı tanzimatı. Anlatsın diye ve bir yere de karşı görmüşsün bir şey yapasın diye. Lakin bakılır ki halkın durumu anlamadığı da halkın sıkısı çok farklı. Halk işte Bulgaristan'da başka oradaki diğer beylerden şikayetçi, bilmem ne düşünmez şikayetçi ve her taraf yıkılmıştır, yıkılmışlara dönmüş. 42'de zaten şey, etkisi olmaması sebebi bu çünkü yine hazırlıksız gidiyor, birileri ödür ve bir sürü bir yeri gözüküyor bu tetişimde. Tetif ederse çok büyük ciddi kişiler, tanzimat meclisine ciddi kişiler yapmıştı. Böyle olunca bunun üzerine tanzimat meclisleri oluşturulur. Yani bu imar meclisleri konusunu gönderiyor ki, ya bakalım bir takdir edelim ne var ne yok yani ülkenin sayımları da böyle bir şeyler var, sayımlar var burada. İlk sayımları bölünür, varlıklar sayılır. Tabii o kısa sayılır yani zamanla. Bunun üzerine bulunur ve zaten bundan sonra bir tane 63'teki teftişler bunun üzerine yapılır. Yani herkesin bir çok insan böyle sen böyle hemen yerinde gerekli kararlar alınıyor falan. İmam ise biraz bu sayımlarla alakalı. Yani teftişler bile bir varlığı ortaya koymakla alakalı. Yani teftişler çok farklı şey. Bunun üzerine bulunmuştur. Sonra bir şey evet, yani bir şey söyleyeceksen. Hocam, asıl görevleri teftiş değil. Yani kalkınmayla alakalı mevcut durumun ortaya çıkarılması gerekiyor. Ama teftiş görevleri de var. Mesela Konya Valisi'nin görevden aldırılması mesela. Meclis raporlarından sonra oradaki yolsuzluğun değişikliğinden ortaya çıkarılması söz konusu. Bunlar ortaya çıkan imar meclisi. Yani, işte o konu gördüm. Bunlar da şu an bu arada bunlar da bulundu falan. Ama yani varlığı ortaya koymak üzere. Tehdişler iman meclisi var. Zaten tehdişe sonuç olmadığı için iman meclisi bulundu. Yani sen bunun sonucu daha bir şey yapabilirsin. Hatice Hanım sizin de konuda da ben şöyle bir halk şey beklerdim. Çünkü bütün anlatımlarda bir evren belirlenir. Yani sizin dediğiniz 5 yıl kadar bir süre iniyorsunuz. Şimdi 5 yıl süre içerisinde pek çok evren ve boşanma olmuştu. Yani sizin burada bize bir evren göstermeniz gerekir. Yani bu evren ne demek? Yani sizin gibi bu sizin Yozgat'ta ne kadar bir evlilik, ne kadar bir boşanma olarak aslında. Bizim gözünü sunmanız lazım ya, ifade etmeniz lazımdı. Ondan sonra bu payda değer, payda ekse verdiğiniz anlısı 3 diyorsun, 2 diyorsun. Peki ne kadar bir adamda 3 kişi muhalaba oldu? Ne kadar şu kısa olmayınca maalesef sunumda pek bir şey oturmadı, yani zemin oturmadı. Ve muhalaba ilgili bir başka türde bilgileri de var. Yani bu sadece kadın muhalaba bir şey, aslında kadın talep edildi muhalaba. Neden talep edildi? Evet, anlaşılır. Şu kadın baştan diyor ki, ben zaten hani sunuşturdu, asık bir alemizdi bunlar. Yani böyle normal bir evlilik değil de onlar böyle. Üst sürüp tabak evliliğindir ben bu kadın. Erkekler üstündür. Ve erkeğin görevlerini yetinmemesi karşılığında, yani boşanmak bir tutarıdır. O mağduriyeti falan düşünmez o. Yani erkeğin esas kendisine karşılığı görevlerini yetinmemesi düşünür. Bu noktada ben bu ifadeleri bence tebliğe şey yapmadan çıkartmak lazım. Alaaddin'in özün muhalefetle ilgili çok güzel makaleler. Onları okuyun. Onlarda da biraz böyle alerten gözlü yararsınız çıkar. Onlardan bir bakarak şey yapalım. Yani bunlar biraz sıkıntı olabilir bence yayın anında söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet. Ben de aynı iddia atacağım var. Ben de şeyler söyleyeceğim. Yani bu icra'nın zevklerinde ne kadar dava var, ne kadar aile ilgili. İşte meyir dediği, acaba meyir miktarı öyle başka yerde değil, bu bakanlık tutuyor mu?
işte evlenme yaşı ya da boşanma miktarı, hatta bunun hangi köyü ya da mevkisini yazıyor. Acaba köylere göre veya mevkiye göre dağıttığı zaman bir anlamak var mı? Yani burada bir yerlere çok tıraklandım ama şaşırtıcı bir şey değil mi? Yani bunun bir önceki sonrakiyle veya tam da aynı bir şey değil. Acaba mesela Yozgat'ta çok çok eşlik olduğunu 1944'teki raporlarda bile belirtiliyor. Ya da işte başlık farkının fazla olduğuna dair de 1944'te ibareler var. Acaba o dönemde de Uşak'ta çok eşlik yaygın mıdır? Uşak'ta yaygın mıdır? Yozgat'ta bu yaygın mıdır? Diyebilmek için bir tablo bir şey görsek daha anlamlı olur diye düşünüyorum ben. Yani tablo olur. Teşekkür ederim. Ben Hatice'den başlayayım. Şimdi Yozgat'ta çok eşitlik yaygın değil arkadaşım. Esasında Osmanlı'da çok eşitlik yaygın değil, bilinen aksine. 1905'te bir Fransız enstitüsü Türkiye'de bu konuda bir araştırma yaptı. Araştırmada çok eşitlik. Nüfusun %5'i olarak. Nüfusun %5'i. Aynı 1984'te bir araştırma yaptık Türkiye'de, %14. Şimdi bakın, Osmanlı döneminde 1905'te yapılan %5, 1984'te %14. Yani Cumhuriyet döneminde... Burada çok kadar bir cevap atıyorsak, biz de hani... Yani, şöyle diyelim, ben toparlayalım. Aslında şehir sizlere ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Onları anlatan çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezleri var. Oralarda bunları istatistiklendiriyor. Ben de 1720 ayrı sahip sancağını çalıştım. Oralardaki şeylere baktığınızda %10'u bulmuyor. Başka çalışmalar da bunu destekliyor. Evet. Onun için çok fazla yerel olarak buna katılmamak lazım. Evet. Hatice şey soruyor, yani gençler birbirini görmüyorlar her dönemde öncelikle ama bu bilmem böyle değil. Esasında herkes bu kadar birbirini bir şekilde görüyor. Yok, ama bekaretin bu dönemde var. Ya bekaret ayı bekaretle ilgili olarak onun da bir sıkıntı yok. Yani. Görmemek nadirattandır esasında. Görmemek. Yani bir şekilde görüyor. Erkek görmüyor. Bir şekilde görüyor yani. Tamam. Yani ortamlarda değil ama bir şekilde görüyor. O çok güzel bir şey değil. Zaten hocam şunu belirtmeliyiz. İslam hukukuna göre aslında erkeğin kadını görmek mesela, mümkün değil. Çünkü kadın bir şekilde erkeği görebilmektedir. Ancak kadın kapalı olarak dışarı çıksa bile kapalı olarak çıkabilecek. Erkek kadını görme hakkına çok fazla sahip. İçinde yollar var aslında. Diyelim akrabası, annesi, kardeşi vesaire falan filan. Evet, yakın akrabalar. Yollar var. Onlar zaten yardım. Fermantan bahsettin Osmanlı Fermantan. Hani evet. Bizde bir laf var da Osmanlı'nın yasağı üç gün süren diye. Yani o yasak nehirle alakalı, başlıkla alakalı yasak bir yerde takılmadı. Yani bir yerde kabul görmedi. Çünkü evet. Sosyal dokuya ayrı bir şeydi. Onun için o çok fazla ibadet etmiş. Hatta yakın dönemlere kadar başlık uygulaması devam etmiştir. Lale devrinde de lalelerin satılması işte tam fazla yollamaz diyor ama 560 satılan lale var yani. Onun için o çok güzel bir şeydi. Aile bir şey soracağım. 83 tüccardan bahsettiğin Yozgat merkezli olarak. Bunu kaçın Müslüman? Ondan yeni veriyorum. Var? Yok. Ben aile ekseriyetinin Rum ve Ermeni vatandaşlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim çalışmalarımızda... Bu kadar değil yani. Ya bu kadar değil yani. Yani, tespit temaşı diye sordum ama bizim tespitlerimizde çoğunluk Rum ve Ermeni vatandaşlar ayrıtması. Maalesef bir de son olarak ben son olarak Muhammed kardeşimizin şeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani şehircilerin kaynak olma durumu vesairesiyle ilgili de aslında biraz önce bahsettiğim gibi çok sayıda çalışma var. Efendim, klasik dönemdeki şehircileri nedir? Bir taraftan yerel görevlinin, hakimin kararlarını geçirdiği defterler olduğu gibi merkezden gelen emirlerin de kaydolduğu defterlerdir. Dolayısıyla muhtevası zengindir. Ama Tanzimat'ta bir binaya gelen
idari düzenlemeler, değişmelerle birlikte elbette ki bu muhtevada daralmalar olmuştur, farklılıklar olmuştur. Fakat şehir sivilleriyle ilgili son 20. yüzyılda yapılan şeyler birlikte efendim inkılaplar olması, arkasından bu işte bunlar okuyacak insanlar bulunması falan herkes tarafından şehir sivil olarak isimlendirilmesine sebebiyet vermiştir. İşte bir tane mesela şehir sivil çalıştırıyoruz. 461 numaralı eski numarayla diyelim onu söyleyeyim. Elbistan şehir sivil ama konuların hepsi ekonomik, ticari şeyle ilgili kredi almaları ve borç rehin vesaireyle ilgili. Ama burada o zamanki arazi planlamasını, yani borçlardan, mecellerin şu maddesinden falan söz eder. Dolayısıyla tabii bunlar aslında çok da bilinmeyen şeyler bir taraftan biliniyor ama bir taraftan da herkes bilmediği şeyler de var. Bunu diyelim. Buradan kapatalım. Teşekkür ediyoruz. Onlar aslında birbirini çok görmüyorlar.